Merhaba sevgili borsa severler, özel video serimizin 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Twitter adresinde yaptığınız yorumlardan seçtiğim kağıtlarla özel sektörel olarak bir grup oluşturmaya çalışıyorum ve o grup içerisinde hem kıyaslamalar yapmış oluyoruz, hem destek dirençlerini takip etmiş oluyoruz, hem de pahalılar mı ucuzlar mı, bir fırsat değerindeler mi, onları öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden Twitter adresinde yaptığım yorumlarda, attığım tweetlerin altına sizler yorum yapmaya devam edin. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi ve altına yine yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı gruplar oluşturmak isteyebilirsiniz, tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Bu videonun altına onları yazmayı unutmayın. Çünkü sizlerden gelen geri dönüşler üzerine yapıyorum. Ben bunları kendim seçmiyorum. Tamamen Twitter işte veya YouTube'daki yorumlara bakarak bu grupları oluşturuyorum, hisse gruplarını oluşturuyorum. O yüzden çok hani kıymetli ve beğeniler tabii ki motive ediyor. Daha çok video yapma isteği oluşturuyor. Yani bugün bu hafta mesela 3 tane özel video hazırlamış olduk arkadaşlar. Elimden geldiğince bunu istikrarlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğim. Evet, gelelim bu özel videoda hangi kağıtlara bakacağız, hangi sektöre bakacağız? Arkadaşlar burada ev aletleri ve beyaz eşya şirketlerine bakmak istiyorum. Burada da örneklem olarak Arzum, İHEVA, yani İhlas ev aletleri ve Vespe'yi, Vestel beyaz eşyayı seçtim. Ve bunlar durumları nasıl, onların üzerinde özellikle Arzum'la ilgili inanılmaz bir talep vardı. Hani Arzum'a bakmışken diğer şirketlere de bakalım gibi oldu aslında bu. Ama bazıları güzel desteklerde, onları tabii ki üzerinden geçmemiz lazım. Kısaca hem takasla bakacağız, hem temel cari oranlarına bakacağız, hem de teknik analizlerine bakmış olacağız sizleri sıkmadan güzel insanlar. Evet, şimdi cari oranlarıyla bir başlayalım. Arzum'da piyasa defter değeri 2.5 seviyelerinde. Yani normal görmesi gereken defter değerinin 2.5 katı fiyat gördüğünü görüyor. Piyasada değer gördüğünü görüyor. Aynı zamanda da şirketin FK'sı 16, yani 1 liralık kar için 16 liralık bir ödeme yapmış olduğumuzu gösteriyor. İHEVA'da ise piyasa değeri defter değerinin altında, yani 0.60. Normalde defter değerinin altında işlem gördüğünü, piyasada daha düşük işlem gördüğünü gösteriyor. FK'sı ise 4.82, yani şirket 4.5 senelik kârına satılıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da 4 liralık 1 liralık kârı için siz 4.82 liralık bir ödeme yaptığınızı göstermiş oluyor. Vestel beyaz eşyaya baktığımızda ise piyasa değeri defter değeri hemen hemen Arzum'la aynı, 2.5 seviyelerinde, ama FK'sı da İhlas ev aletleriyle aynı diyebiliriz. 4.83'lük bir FK'sı var. Şimdi genel anlamda baktığımızda, cari oranlarına daha doğrusu baktığımızda, burada en ucuz görünen, en hani primlenmesi ileri vadede, orta ve uzun vadede alım yapılıp tutulabilecek şirket hangisi dersiniz? İhlas ev aletleri olarak görünüyor. Cari oranları en düzgün, en düşük olan o. Gerçekten ucuz görünüyor şu an itibariyle temel analizinde. Vespe'ye baktığımızda ardından geliyor kesinlikle. O da FK'sı düzgün. Piyasa değeri defter değerinin hani 2.5 katı, ama hani bunlar çok bu sektörüne göre baktığımızda da aşırı pahalı fiyatlamalar değil. Hani 5 olsa, 4.5 olsa o zaman belki ucuz diyebiliriz, ama sektörel olarak zaten bu seviyelerde hareket ettiğini ortalama görüyoruz. Arzum'da ise piyasa değeri değerinde çok büyük bir sıkıntı yine görmüyorum. Lakin FK'sı yüksek. Yani 16 civarlarında hareketlilik, bu kendi sektöründe genelde 4-5-6 bantlarında hareket ediyorken bu Arzum'un FK'sı biraz yüksekte kalmış. Karlılığını kesinlikle arttırması lazım. Cari oranlarına baktığımızda burada takaslarına baktığımda şöyle bir durum var. Ev aletleri şu aralar demek ki, yani yaptığı hacimlere baktığımızda özellikle, çok revaçlı kağıtlar değil. Yani İhlas ev aletlerinin günlük hacmi 3.8 milyon. Gerçekten çok düşük bir hacim bu. Arzum'a baktığımızda ise 6 milyon civarında bir günlük hacmi var kapanışa doğru. Yani keza aynı şekilde hacimsiz. Vestel beyaz eşya. Yani tabii ki son dönemde hareketlenmeleriyle vesaire zaten kendini az çok ispatlamış da bir şirket. 85 milyonluk bir hacimle kapatmış. Yani diğerlerine nazaran daha hani diğerleri buna göre biraz daha sığ kalıyor diyebiliriz hareketlilik açısından. Arzum'da şöyle 15.88 bandına aslında kademeye güzel bir destek oluşturulmuş. Yani ve ardından 15.80'lere kadar da kademe açısından hani aralar boş, ama 15.80'de güzel bir kademe daha var. Burada İHEVA'ya baktığımızda ise hani çok hani anormal bir süreç yok. Satış kademesinde bir 97 bandı, birazcık güçlü bir satışı var. Tavana kadar en güçlü kademe oydu, 0.97 bandı. Destek olarak da en güçlü kademe 0.93 şu an itibariyle kapanışta. Vestel'de ise baktığımızda satışa biraz kademe konmuş, birazcık hani satış baskısı oluşturulmuş gibi görünüyor. Destek kademeleri satışa göre biraz daha sığ kalmış durumda. Ama yine de günü %2.5'luk bir kapanışla kapatmış, yani gerçekleştirmiş. Bu da tabii ki
pozitif bir durum. Yani genel anlamda takaslarına baktığımda bir anormal süreç görmedim. O yüzden çok fazla değinip de sizleri sıkmak istemiyorum ama derinlik açısından destekleri en azından söylemiş olduk. Günlük hacimler dediğim gibi hani ev aletlerinde şu aralar bayağı bir hani sığlık görünüyor. Günlük hacim bayağı bir düşük. Beyaz eşya yine güzel durumda Vespa açısından. Şimdi bir de teknik analizlerine bakalım arkadaşlar. Yani özellikle Arzum'la ilgili piyasada işte dipte obo oluşturmaya çalışanlar, işte buralarda diplerde bir obo çalışması yapalım, daha da aşağıya vuralım vesaire yorum yapmaya çalışan insanlar var. Ve bunlar hani özellikle üyelerim tarafından gelince dikkate alıyorum ve biraz daha özellikle ince eleyip sık dokumaya çalışıyorum. Arzum'la ilgili arkadaşlar bu kağıdın 15 bandında ki daha demin derinlik açısından da gösterdim. 15 kademelerinde gerçekten satışa göre daha güzel kademeler var. Yani alım kademeleri mevcut ve endeks devre kesmeye devam ederken Arzum artık 15 band tamam al 15'e kadar sert sattık. Onu anlayabiliyoruz ama görebiliyoruz aynı zamanda ama 15'in altına yani iğne atma olayları var. Evet mesela bir 14 hatta 14 hiçbir zaman görmemiş. 15.02 bantlarına doğru böyle anlık iğne atma durumu gerçekleşmiş olsa da kağıt genellikle 15.63 desteğimizin üzerinde kapatmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız burada gayet güzel bir hareket yakalamıştık sizlerle beraber zamanında. Yani şurada büyükten bir kamamız vardı. Bu kamayı kırıp yaklaşık 15 bantlarından 22 bantlarına varan bir hareket yakalamıştık. Aslında hemen hemen aynı fırsatlar doğuyor gibi Arzum açısından. Eğer endeks veya piyasa ile ilgili anormal veya şirketle ilgili anormal bir kap açıklaması, işte patron satışıdır, bedelli gibi anormal bir durum gerçekleşmediği, yani normal şartlar altında şu an kavanın destek bandında aslında bir fırsat seviyesi olarak düşünülebilir. Neden? Çünkü bu destek bandından alacağımız tepkiyle öncelikle 16-12 ardından da 16,5 seviyelerine doğru bir hareketlenme gelebilir. Yani cuma günü evet %2'ye yakın bir kapanış gerçekleştirdik ama arkadaşlar şunu demesin kimse. Ya endeks %5 gidiyor. Arzum niye gitmiyor? Ben bunu defalarca anlattım sizlere. BIST 30 şirketleri yani yüksek sermaye şirketler tarafından yükseltiliyor. Yani 27 milyarlık yaklaşık kaçtı pardon? 29 milyarlık hacimle kapattı cuma günü borsamız. Bakın BIST 100 29 milyar liralık hacimle kapattı. 22 milyarı zaten 30 tane şirkete ait. Yani o kadar artık diğer kağıtlar sığ kalıyor ki BIST 30 tarafından şu an endeksimiz indiriliyor ve düşürülüyor. Ama Arzum işte bu endeksten yavaş yavaş ayrışmaya başladı. Hani pozitif anlamda da belki tavan yapmadı ama 15 bandındaki istikrarlı duruşu beni açıkça söyleyeyim hani mutlu ediyor ve hani bu şirketi yatırımcılar açısından da önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. 15'in altına sarkmadığı sürece Arzum takibe devam edilebilecek bir kağıt. 16-12, 16,5 bantlarına doğru da kama hareketleri gelir ki pozitif endeks. Bakın pozitiften kastım da artık ben böyle %10'lar falandan bahsetmiyorum. Endeks günde 0,50, 0,1 yani istikrarlı bir hareket yapmaya başladığı dönemde ben bu kamanın üst bandı olan 17,40'lara kadar bile Arzum'da hareket gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Gelelim İhlas ev aletleri. Yani bu yatırımcısını tabii ki uzun zamandır yıpratan çok ciddi manada hani evet cari oranları güzel evet ucuzlamış ama hani 4 liralardan 90 kuruşlara düşmüş bir kağıttan bahsediyoruz ama orası artık bizi ilgilendirmiyor. Biz her zaman biz bir krizde nasıl bir fırsat yakalayabiliriz ve bir nasıl hani alım fırsatı mıdır, ucuz mudur, pahalı mıdır bunları konuşmayı daha çok tercih ediyorum biliyorsunuz. Şimdi İhlas ev aletleri bütün bu hareketlerinden sonra artık 0,91 bandında gerçekten bir destek kademesi oluşturduğunu gösteriyor. Yani kolay bir süreç değil, ciddi bir düşüş hareketleri var ama çanağa doğru yani çanak hareketinden kastım şudur. İleri vadede ve uzun zamanda oluşabilecek bir durum bu. Ya buradaki 90 bandını destek yapmaya devam ettiğimiz takdirde ileride artık bu senenin sonu olur. Yani 2022'nin sonu ya da ortalarına doğru çanak hareketleri İhlas ev aletlerinde de gelebilir. Bunu çünkü temel oranları, cari oranları destekliyor. Yani cari oranları diyor ki ucuzum ben. Yani zaten şirket %100 prim bak %100. Zaten %100 dediğimiz 1,84 çanağı demek oluyor. %100 prim yaptığında dahi cari oranları pahalı olmuyor. Yani sektörüne göre bile pahalı olmuyor. O yüzden de hani İhlas ev aletleri alayım böyle bir sene bekleteyim denebilecek bir kağıt mı? Şu cari oranları ve şu teknik analizine baktığımızda evet çünkü artık dediğim gibi 90 bandında 0,90-91 bandında ki bu destek nereden bakayım 2019'dan beri gelen bir destek 0,90 bandında ki yaklaşık da Eylül'den Aralık'a kadar 3 aylık süreçte burada yatayda kalabilmiş ve desteğin altına pek fazla sarkmamış. Şimdi
Burada tabii ki bir ara destek 93 bandı var. Destek çalıştırılıyor. Lakin dirençlerimiz biraz sık. Kısa vade açısından söylüyorum. Bakın uzun vade açısından özellikle burada 1.11 bandı kırılırsa ki 1.11 o kadar önemli ki. Bakın çok o kadar önemli ki Mart 2020'den beri gelen düşen trendinin kırılması anlamına gelecek. Gerçekten çok zor bir trend, çok güçlü bir trend. 1.11 bandı kırılırsa artık bunun çanağına doğru hareket başlatabileceğini söyleyebiliriz. Evet bakın 1.16'yı görmüş. Bakın 1.16'yı görmüş ama haftalık kapanışı yine 1.11'in altında. Yani hiçbir anlam ifade etmemiş. 1.11 bandı kırılırsa artık yavaştan bir yükselen trend oluşabilir. Bunları lütfen not alın. Ben alıyorum. Aynı diğer şirketlerde yakaladığımız uzun vadeli başarılardan sonra aynı bu İHEVA'da da uzun vadede kağıtlar arasında yazılabilir ve uzun vadede 1.11 üzerinde bir trend oluşturabilir. Bu kağıdın şu an itibariyle kısa vade açısından 1.02'de önemli bir direnci var ki güçlü direnç yani sık bir direnç. 1.02 üstü 1.16'lara doğru kısa vadede de bir hareket yakalatabilir. Gelelim Vespe'ye. Vespe diğerlerine nazaran öyle düşen çakılan değil daha tam zıttı daha doğrusu. Yükselen trendini istikrarlı bir şekilde devam ettiren bir kağıt. Ve kısa vade açısından baktığımızda burada önceden de bakın dirence gidip burada ufaktan bir çanak hareketi gerçekleştirmişti. Yani burada da bakın dirence gitti bir çanak hareketi daha gerçekleştirebilir. Vespe kısa vade açısından takip edilmeli ama eğer bu çanak yani ikili tepe de olabilir önemli değil. İkili tepe formasyonu oluşmaya kalkarsa artık orada yavaştan yataya yani şuradaki yatay sürece doğru hareketini gerçekleştirebilir. Şimdi dikkat edilmesi gereken dirençleri kısa vade açısından 8. 8 bandı kırıldıktan sonra 8.87 ve 9 bantları ikili tepe formasyon hedefine yürütür. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın buradan gelen bir trend. Buradan şu şekilde bir toparlama. Aynı şekilde buradan gelen bir trend. Şu şekilde bir toparlama. Ardından şöyle bir yatay süreç gelebilir. Ama bu şirketin şöyle bir güzelliği var. Ben buna önem veriyorum. Genellikle hep üstüne koymayı devam eden bir şirket. Gördüğünüz gibi yani 2017'den beri hep üstüne koyan 1 lira olmuş. Sonra 1.60 olmuş. Sonra 2.5 olmuş. Ardından 3 olmuş vesaire. Bugün 7 liraları konuşuyor. Yarın belki 17 liraları bile ileri vadede konuşabilecek bir kağıt. Çünkü yükselen trendini istikrarlı bir şekilde dediğim gibi bakın. Yani Mart 2020'den beri oluşturduğu trendini devam ettiriyor. Şu an itibariyle Vespe ki cari oranlarına baktığımızda evet hani bu primine rağmen FK'sı pahalı değil. Sektörel açıdan baktığımızda da piyasa defterde değil de öyle çok ciddi bir pahalılığa sahip değil. Sadece 2,5 katı. Yani bu kağıtlar şu an itibariyle baktığımızda kısa vadede özellikle Vespe'nin de 7.68 bandının altına vermemesi önemli. Verse daha 7.12 bandlarında bir desteğimiz daha var. Ama 7.68 üstü kalmaya devam edersek burada bahsettiğim ikili tepe hareketini tamamlama ihtimali da yani kısa vade açısından çok daha kıymetli olacaktır. Takip edilebilir kağıtlar. Takaslarına baktığımızda hacim açısından Vespe zaten diğerlerinden ciddi ayrışmış. Şu an için ev aletleri uyumuş durumda ama ikisi de destek bantlarında olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum 15 bandını arzum kırmaz. Kırmadığı sürece burada kamanın desteğinden yukarı yönlü trend başlatır. İhlas ev aletleri de keza 0.90 desteği önemli. 1.11 bandının kırılması uzun vadede çanak formasyonuna doğru da bizi taşıyabilir. Evet dostlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkürler beğeni attığınız için ve yorum attığınız için diyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun.